Merhaba arkadaşlar. Yeni bir tanıtım videosunda yine beraberiz. Bu hafta sizlere farklı bir ürün tanıtacağım. Bu haftaki ürünümüz arkadaşlar Remove Kabir diye tabir edilen bir mobil Osmo. Bu gimbal olarak da geçiyor arkadaşlar. Özellikle işte sabit çekimlerde, titreşimsiz çekimlerde, işte vloglar falan olsun veya gezilerde falan kullanılan veya da tanıtım amaçlı kullanılan, özellikle de YouTuber'ların çokça kullandığı bir Osmo modeli. Bu ürünü ben biraz araştırdım internette almadan önce. İşte diğer modellerle kıyasladım. Artılarına, eksilerine baktım. Bakabildiğim kadarıyla. Bir de kendim değerlendireceğim tabii bunu incelemesinden sonra. Şöyle arkadaşlar, bir kutu içeriğinden çıkıyor. Daha sonra şöyle bir kutumuz var. Kutu şöyle açılıyor. Şu şekilde göstereyim ben size arkadaşlar. Şurada sticker koymuşlar, etiket koymuşlar arkadaşlar. Etiket var. Burada klasik işte tanıtım kağıtları, kılavuzlar falan var. Şöyle. Şurada işte normal işte kullanım kılavuzunu yayınlamış. Pek fazla da ihtiyaç yoktur çünkü genelde internet üzerinden insanlar rahatlıkla çözebiliyor. Zaten bir de teknoloji çağında olduğumuz için artık insanlar bu tür malzemelere pek de yabancı değiller. Şöyle bir üstünde koruma var. Katman var. Evet, ürünümüz burada arkadaşlar. Şu şekilde göstereyim. Şöyle. Ürünümüz bu şekilde. Bir makine arkadaşlar. Gimbal. Bunun birazdan özelliklerini sizlere bahsedeceğim arkadaşlar. Tabii ben şöyle bir stand almıştım. Fotoğraf makinesi için özellikle. Yani bunu da şimdi burada gimbal'la beraber kullanacağım arkadaşlar. Buradaki gayem şeydir. Gimbal'ın sabit olması, dik durması arkadaşlar. Şöyle kutu içeriğine bakacağız arkadaşlar. Burada herhangi bir şey yoktur. Sadece muhafaza etmek için etrafına sünger konulmuş arkadaşlar. Burada bir açma bölümü var arkadaşlar. Burada başka da bir şeyimiz yoktur arkadaşlar. Kutu içeriği bundan ibaret. Şöyle şu şekilde. Ben şunları kenar bırakayım arkadaşlar. Masa üstünde fazla kalabalık etmesin. Şöyle bir şarj kablosu konulmuş arkadaşlar. Bunu normal telefonlarımızda da, cep telefonlarıyla da yapabiliyoruz. Özellikle Android cihazların, şarj cihazları daha rahat uyum sağlıyor. Evet arkadaşlar, böyle bir taşıma çantası koymuşlar. Daha doğrusu taşıma çantası değil, bir taşıma kesesi diyelim. Yani gözlük kılıfı gibi gözüküyor. Hatta onlar bile daha kaliteli malzeme kullanıyorlar. Bu şahsen beni hayal kırıklığına uğrattı. Çünkü yani bu kadar bir para veriliyorsa, bu kadar bir emek veriliyorsa böyle bir taşıma çantası koyulmamalıydı diye düşünüyorum. Bu olumsuz bir puan benim için. Çünkü bunu genelde insanlar taşıyacağı zaman daha sert, daha mukavemetli bir malzeme olması lazım ki rahat işlem yapsınlar, hareket etsinler. Bununla yani çok rahat bir taşıma imkanınız olmaz arkadaşlar. Bunu bildiğim. Onun dışında arkadaşlar, şöyle ben şuradan bir çıkartayım ürünümüzü. Şöyle arkadaşlar, normal şu yan tarafta bir düğmesi var. Bu düğmeye bir iki saniye aşağı doğru basılı tuttuğunuz zaman gimbal çalışıyor. Tabi şu ön tarafta kilit modu var. Kilit modunu açıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde. Ondan sonra şurada hafıza kart yuvası var arkadaşlar. Hafıza kartını maalesef göndermiyorlar. Biz kendimiz alıyoruz. Hemen hafıza kartının üst tarafında mikrofon girişi var. Ayrıca bu ürün mikrofon kullanmadan da ses kaydı yapıyor. Yalnız gürültü falan olma olasılığı yüksek oluyor. Bunu zaten tanıtım videolarında demo çekimlerinde görürsünüz arkadaşlar. Daha sonra arkadaşlar, bu ürünün hoşuma giden özelliği arkada bir LCD ekran olması. Arkadaşlar, araştırmaların neticesinde Sony'nin bir sensörü, kamerası kullanılıyor. Onun dışında arkadaşlar, slow mode özelliği var, time lapse özelliği var.
Motion timelapse özelliği var. Bunlar. Onun dışında işte 4K. Burada da belirttiği gibi bir 4K çekim özelliği falan var. 30 FP bazında. Ondan sonra şurada menü tuşu var arkadaşlar. Bundan önce ben cihazı bir kapatıp bataryasını göstermek istiyorum size arkadaşlar. Tekrar düğmeye bir 2-3 saniye basılı tuttuğunuz zaman kapanıyor. Şurada arkadaşlar şu alt tarafta mandallar var. Bastığınız zaman şöyle bataryamız çıkıyor. Bunun bir güzel yanı arkadaşlar bataryasının çıkartılabilir, değiştirilebilir olması ve bataryanın 4 saat kadar bir çekim ömrü var. Bu da benim hoşuma giden tercih etmemdeki etkili olan faktörlerden birisi, etkenlerden birisi. Ben hatta iki batarya aldım, yedek bataryayla. Çünkü genelde araziye dağa falan çıktığım zaman sorun yaşamak istemiyorum. Aynı zamanda bunu şeyle power bankınız falan varsa güç kaynağınızı onlarla da dışarıda şarj edebilirsiniz. Burada alt tarafta bir düğmesi var arkadaşlar. O düğmeye pil göstergesi var. Düğmeye bastığınız zaman bataryanızın durumunu gösteriyor. Şöyle göstereyim ben size arkadaşlar. Şöyle yeşiller yanıyor. İşte bataryanın şu anda full dolu olduğunu gösteriyor. Tabii normalde boş geliyor. Ben bataryasını şarj ettiğim için şu anda dolu gözüküyor. Ondan sonra arkadaşlar normal bu ön tarafta bir tetik var. Tetiğe normal iki kere bastığımız zaman şimdi öndeki deklanşöre veya düğmeye tek bastığımız zaman arkadaşlar follow mode olarak geçiyor. Follow mode takip özelliği. Yalnız bu Active Track özelliğiyle karıştırmayalım. Yani nesne takip etme özelliği yoktur bu ürünün. Burada sadece işte yani o anda follow mode dediği zaman karşınızdaki objeye sabitlenip böyle uzaklaştırıp yaklaştırma yaptığınız zaman görüntüde deforme olmuyor, bozulma olmuyor. Bunun güzel bir yanı da arkadaşlar 17 mm geniş açı bir lense sahip. Bu da çekimlerde çok rahat bir şekilde size olanak sağlıyor. Ve ayrıca 2.8 diyafram özelliğine var. Bu da düşük ışıklı ortamlarda da rahatlıkla çekim yapmanızı sağlıyor. Onun dışında arkadaşlar arka tarafta menü modu var. Menü moduna girdiğimiz zaman arkadaşlar burada işte video setting var. Video ayarları. Video ayarlarına girmek için öndeki düğmeye basıyoruz. Onay tuşu. Yani daha doğrusu enter tuşu diye değerlendirebiliriz. Burada işte mod kısmı var. Mod kısmına tekrar bastığımız zaman arkadaşlar slow motion var. Yavaş çekim. Timelapse video var. Çekim için. Bir de normal video modu var. Burada arkadaşlar slow motion dediğimiz zaman ağır çekim oluyor. Timelapse dediğimiz zaman işte hareketli video. Bir de motion timelapse var. Bu da hem hareketli çekim hem de yörünge etrafında dönen bir durum. Mesela işte A konumu belirliyorsunuz, B konumu belirliyorsunuz. Bunu videonun sonundaki deneme çekimlerden veya video çekimlerde de takip edebilirsiniz, bakabilirsiniz arkadaşlar. O şekilde bir çekim yapıyor. Mesela A noktasından başlıyorsunuz buradan. Ondan sonra bitecek noktayı belirliyorsunuz. O süre zarfı içerisinde 30 saniye kadar minimum süre, 3 saat kadar maksimum süre veriyor size. O süre zarfı içerisinde çekim yapıyor. Tabii bunu çekim yaparken 4K'da belki sorun olabilir. Ben onu 1080p'de 1080 çözünürlükte çektim. 60 FPS olarak. Onun o tarz bir özelliği var. Bir de motion timelapse çekim yaparken arkadaşlar mutlaka mod kısmında timelapse video özelliğini seçmeniz gerekiyor. Çünkü eğer seçmezseniz öteki türlü normal video bazında çekiyor ve onu bilgisayar ortamında hızlandırmanız gerekiyor. O da size bir ekstra zahmet gerektirecektir. Fakat burada slow motion olsun veya timelapse video özelliği olsun bunu seçtiğiniz zaman zaten diğer kısımda geçtiğiniz zaman mesela şuradan timelapse seçip ondan sonra işte rezolüsyon, çözünürlük 1080 olarak şey yapıyorum. Interval olarak işte 1 saniye, 2 saniye, 5 saniye gibi 10 saniye, 30 saniye, 60 saniye gibi seçim özellikleri var. Burada eğer timelapse yapıyorsanız arkadaşlar size tavsiye edeceğim aralık 2 saniye modu. Çünkü 1 olduğu zaman pek fazla şey yapmıyor ve fazla yer kaplıyor. 5 saniye olunca gecikmeli oluyor. Geçişler arasında tık tık çok da farklı belli olmasa da aksaklıklar oluyor ama 2 saniye çok akıcı, daha pürüzsüz çekimlere elde etmenizi sağlıyor. Bunu da yine dersin sonundaki videolarda görebilirsiniz arkadaşlar. Onun dışında burada 2 saniyeyi seçtikten sonra tekrar
şey yapıyoruz. Bu sefer en alt tarafta motion setting var. Orayı da tekrar öndeki düğmeye basarak seçerek şey yapıyoruz. Burada işte duration diyor. Yani zaman aralığı falan diye. Minimum 30 FPS olarak geçiyor. Maksimum 3 saat kadar bir süre veriyor size arkadaşlar. Tabii kartınızın durumuna göre değişir bu. Ben 64 GB'lık bir kart kullanıyorum. Kartımı taktım şu anda. Kartım şeyde Osmo'nun içerisinde. Burada şey yapıyorsunuz. Daha sonra next diyor. Yani onay vermek için yine seçtikten sonra next derken arkadaşlar burada kırmızı çekim düğmesine basıyorsunuz. Çekim düğmesine bastığınız zaman bu sefer çekim başlıyor. Ondan sonra süre bittiği zaman zaten kendisi otomatikman duruyor. Bu süre zarfı içerisinde işte eğer sabit timelapse çekiyorsanız sabit durur. Hareketli çekiyorsanız hareket konumunu belirlediğiniz yörünge içerisinde hareket ederek çekimini tamamlayacaktır. Onun dışında arkadaşlar buradan çıkıyorum ben. Tekrar menü düğmesine basarak çıkıyoruz. Ondan sonra fotoğraf setting var. Fotoğraf setting'e tekrar girdiğim zaman burada işte self timer var. Burada da yine işte hani peş peşe çekimler yapmak için 3 saniye, 5 saniye, 10 saniye aynı şekilde şey yapabiliyorsunuz. Aktif veya devre dışı bırakabiliyorsunuz. Ben onu devre dışı bırakmışım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, manuel setting moduna geçiyoruz. Manuel setting modunda arkadaşlar işte VB dediğimiz WB olarak geçiyor. Burada ne özelliğimiz var? Sıcaklık değerleri, daha doğrusu ışık değerleri işte 2700 Kelvin'den başlıyor. 4000, 5000, 6500 Kelvin'e kadar destekliyor. Ondan sonra arkadaşlar ISO değeri var. ISO değeri de genelde 1600 ISO'ya kadar destekliyor. Onun dışında low modu var, işte medium, high var, yani yavaş, normal ve hızlı. Bu işte şey ne, joystick'in hareket kabiliyetini şey yapıyor. Ben normali almışım. Bunu isterseniz yavaş modu da alabilirsiniz. Daha sonra arkadaşlar reset manual setting var. Yani bütün ayarları sıfırla diye bir düğmemiz var, ayarımız var. Bunlardan ben çıkıyorum arkadaşlar. Ondan sonra gimbal setting var. Buraya giriyoruz arkadaşlar. Burada da speed var, hız, normal, dediğim gibi işte. Auto kalibrasyon var, kalibrasyon bazında. Bunu şey yapıp tıkladığınız zaman işte start diyor. Start dediğiniz zaman makineniz sabit bir şekilde durduğu zaman otomatik olarak kendisi kalibre yapıyor. Ondan sonra reset gimbal var. İşte bütün ayarları fabrika ayarlarına döndüren bir düğmemiz arkadaşlar, seçeneğimiz. Ondan sonra buradan çıktıktan sonra bir de normal kamera setting var ayarlarda. Buraya da kısaca bir bakalım. İşte Wi-Fi ayarları olsun, izleme ayarları olsun. Ondan sonra işte çekim esnasındaki uyarı sesini almak istiyor musunuz, istemiyor musunuz? Onun ayarları falan var. Veya çekim esnasındaki işte kameranın ışığının, hani çekimin devam ettiğini gösteren ışığın yanıp söndüğünü gösterir, düğmenin aktif olup veya on off olmasını sağlayan özellikler falan yapıyorsunuz. Mikrofon ayarlarını falan yine buradan yapıyorsunuz. Ses ayarlarını falan. Video formatını belirliyorsunuz arkadaşlar. Video formatı olarak da NTSC ile PAL formatını destekliyor. Ondan sonra işte saat, tarih belirleyebiliyorsunuz ve buradan SD kartınıza format atma durumunuz var. Yüzeysel olarak arkadaşlar bunlar. Ondan sonra playback denilen kısım var. Orada çektiğimiz fotoğraflar olsun veya çektiğimiz videolar olsun takip edip ön izleme yapabiliyoruz buradaki ekrandan. O da güzel bir özellik. Özellikle dediğim gibi işte hani dışarıda çekim yapıyorsanız, şey yapıyorsanız bir ön izleme yaparak ne çektiğinize ve nasıl bir kadraj oluşturduğunuza imkan verir. Yüzeysel olarak anlatacaklarım bu şekilde arkadaşlar. İşte hani çekim moduna geçtiğimiz zaman şöyle normalde dediğim gibi tek bastığımız zaman pan moda geçiyor. Pan modda böyle hareket ettirirken kafa normal sabit duruyor, düz duruyor. Yani aşağıdaysanız, yukarıda kaldırsanız hep karşıya bakıyor. Tekrar bir düğmeye bastığımız zaman follow mod dediğimiz işte takip modu. Burada düğme sabit kalıyor arkadaşlar. Böyle sürekli karşıya bakıyor. Ve yani o esnada kilitlediği objeye böyle yaklaştırdığımız zaman veya bu şekilde
yaklaştırdığımız zaman o objede netlik sıkıntısı yaşamıyorsunuz. Ben bunu ilk etapta follow modu aktif track moduyla karıştırmıştım. Hatta bayağı bir dedim yani sıkıntı mı var diye. O lock'i alırsanız, şey yaparsanız o follow modun takip özelliğini, o da sadece işte follow moda geçtiğiniz andaki objeye odaklanıp işte yaklaştırıp uzaklaştırdığınız zaman fullük veya netlikte bir sıkıntı yaşamamanıza neden oluyor arkadaşlar. Onun dışında iki kere bastığınız zaman işte farz edelim şöyle gimbal'ın yönü değişti. Şöyle iki kere bastığımız zaman arkadaşlar kendini eski ilk açıldığı duruma geri getiriyor. Ondan sonra arkadaşlar 3 defa bastığımız zaman diğer Osmo modellerinde olduğu gibi direktmen selfie moduna geçiyor arkadaşlar. Şöyle deneyelim. Aynen bu şekilde geçiyor arkadaşlar. Dediğim gibi 17 milimetrelik bir geniş açı olduğu için arkadaşlar gerçekten güzel bir alanı oluşturuyor. Ve burada kendi kendimizi ekranda görme imkanımız olduğu için buradaki LCD ekranda bu da bize çok rahat bir çekim olanağı sağlıyor. Burada işte 12 megapiksel bir fotoğraf çekme özelliği var. Bu da ayrıca güzel bir özellik. Bunu da dediğim gibi fotoğraflar ve videoları dersin sonunda size fazla sıkmayacak şekilde bir slide hazırladım. Orada paylaşmak istiyorum. Orada da takip ederseniz arkadaşlar en azından görüntü kalitesini ve fotoğraf çekim kalitesini de görmüş olursunuz. Ben bununla deneme çekimleri de yaptım. Bunları da şimdi biraz sonra göreceğiz arkadaşlar. Ve o çekimlerden sonra artılarına ve eksilerine bakacağız arkadaşlar. Ürünümüzde işte artılarımız nedir, eksilerimiz nedir? Onları bir tartacağız, şey yapacağız. Ve verdiğimiz paraya değer mi değmez mi? Onu belirttikten sonra dersimize son vereceğiz. Şimdi size video ile baş başa bırakıyorum arkadaşlar. Video bitiminden sonra artılarına eksilerine bakacağız. Evet, şu anda gimbal ve telefonumuzla çekimdeyiz aynı anda. Telefonumuz selfie çubuğuna bağlı. Gimbal elimizde. Şöyle bir karşıya doğru geçelim. Özellikle insanların az olduğu bölgelere geçmek istiyorum çünkü biraz tuhaf bakıyorlar. Bu durum da beni rahatsız ediyor arkadaşlar. Şöyle ikisiyle de aynı anda çekiyorum ki farkı
daha rahat görelim. Yani emin olabilirsiniz. Sebepçi burada mümkün mertebe sabitlemeye çalışıyorum arkadaşlar. Hani bir abartı olsun diye fazla sallamıyorum. Şu anda mikrofon kullanmıyorum. Ses kaydını kontrol ediyor. Ve birazdan mikrofon takıp bir de o şekilde ses kaydını kontrol edeceğim. Evet, şu anda mikrofon takılı arkadaşlar. Bir de bu şekilde ses kayıt kontrolünü veya sesin nasıl geldiğini kontrol etmek için bunu taktım. Özellikle hani hava rüzgarlı olduğu için ve özel yaka mikrofonu olmadığı zaman nasıl bir ses farkı oluyor ve yaka mikrofonuyla nasıl bir ses olduğunu hep beraber görmemiz açısından beraber ekledim. Evet arkadaşlar, şu anda selfie modundayız. Selfie modunda nasıl bir görüntü elde ediyoruz, ona bakmaya çalışıyoruz. Tabi Remova K1'in ekranı biraz küçük olduğu için görüntüyü çok fazla net göremiyorum ama telefon ekranında görüntü daha belirgin bir şekilde gözüküyor. Yalnız LCD ekran küçük ama görüntü kalitesinde sorun yaşamayacağımızı düşünüyorum. Çünkü daha önceki çekimlerde de gördüğüm üzere bu şekilde. En azından stabil şekilde şu şekilde göstereyim arkadaşlar. Şöyle. Evet, şu şekilde arkadaşlar. Size gımbalı da göstermiş oluyorum. Şöyle. Mikrofon takılı. Dediğim gibi en büyük güzelliği arkadaşlar, cep telefonuna bağlı değilsiniz. LCD ekranla rahatlıkla hareket edebiliyorsunuz. Ayarlarını yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu bence çok güzel bir. Evet arkadaşlar, videoyu izlediniz. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz abone olmayı, yorum yapmayı, like atmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi ürünümüzle ilgili artı ve eksi yönlere bakalım. Öncelikle ben artıları göz önünde bulundurmak istiyorum. Bu modelde arkadaşlar en çok hoşuma giden özelliğin 4 saat kadar bir çekim süresi olması. Çekim esnasında çok fazla ısınmıyor ve şu ana kadar kesilmelere de karşılaşmadım. Hani çekim esnasında işte timelapse çekimler yaparken bile bir 30 dakika 40 dakikalık bir çekimlerde bile bir duraklama veya duraksama hissetmedim. Ha, bunun etkenlerinden birisi cihaz, ikincisi de kullandığınız SD kart. Ona dikkat edin. Özellikle yazma ve okuma hızının yüksek olduğu kartlar tercih edin arkadaşlar. Onun dışında rahat kullanılabilir olması, taşınabilir olması arkadaşlar, ses kaydetme özelliğinin olması ve en güzel yönünün arkadaşlar LCD ekranın olması. Bu sizi diğer gimbal'larda olduğu gibi bir telefona bağlı tutmuyor. Bu ekran bir tek Osmo'nun bir küçük versiyonu var. Şu anda ismini hatırlayamadım. O modelde var. O da çok küçük. Yani parmak kadar bir şey. Yani şunun şurası kadar bir şey. Pek de kullanışlı değil. Ve ayrıca onun lensi bunun kadar geniş açı değil arkadaşlar. Onun dışında aynı anda dediğim gibi işte selfie modunun olması, fotoğraf çekme özelliğinin olması, bunlar güzel. Mikrofonun olması, birçoğunda ses kayıt özelliği yokken bunda mikrofon takmasanız dahi sesinizi kaydedebiliyorsunuz. Fakat dediğim gibi işte gürültü kirliliğine neden olduğu için pek de hoş olmuyor. Ben yine genelde bunları kullanırken İşte yaka mikrofonum olsun veya işte daha detaylı mikrofonlar falan olsun, onlar kullanıyorum. Çünkü gürültü giderici özelliği olduğu için çekimlerin daha güzel, daha profesyonel olmasına olanak sağlıyor. İşte bu yönleri hoşuma gidiyor arkadaşlar. Açılma süresi çok hızlı bir şekilde arkadaşlar. 2-3 saniye içerisinde kullanılabilir duruma geliyor. Başka ne diyebilirim arkadaşlar artı olarak?
İşte menü ayarlarının rahat yönlendiriliyor olması benim için bir artı. Çünkü buradan menü tuşuna bastığınız zaman bütün ayarları, bütün şeyleri telefon ekranına girip de işte oradan oraya geçip uğraşmaktansa bütün ayarları şuradaki LCD ekrandan çok rahat, hızlı bir şekilde yapabiliyorsunuz. Bir iki defa karıştırırken zorlansanız bile ikinci, üçüncüden sonra pat pat seri bir şekilde yapıp işinizi yapabilirsiniz. Hızlı bir şekilde çözebilirsiniz. Özellikle işte alttan mesela yüzeye yakın yerlerde çekim yaparken böyle eğilip büzülmenize gerek yoktur. Şu şekilde tuttuğunuz zaman arkadaşlar, mesela şöyle yapalım. Ben selfie modundan bir çıkayım. Şöyle. Mesela özellikle pan modunu aldığımız zaman şöyle tuttuğunuz zaman arkadaşlar görüyorsunuz, kamera bu şekilde. Bu şekildeyken de yine buradan joystickle aşağı yukarı hareket ettirip yönünü değiştirebiliyorsunuz. Çevirebiliyorsunuz. Bunlar size hani çekim yaparken büyük olanak sağlıyor. Bunlar benim için artı özellikler. Bunun dışında diyecek pek fazla bir şeyim yoktur. Zaten genel anlamda diğerleriyle hemen hemen aynı kriterlere sahip. Görüntü kalitesi olarak, şey olarak. Onun dışında ekstrene geçecek olursak arkadaşlar, tabii güzel bir cihaz. Ben severek kullanıyorum. Ama eksilerini de söylemeden geçmek istemeyeceğim. Niye diyeceksiniz arkadaşlar? Sen bu ürünü yapıyorsun, bu cihazı getiriyorsun, veriyorsun. Arkadaşım, şöyle gözlük bile koyulmayacak bir kılıf içerisinde bu ürünün müşteriye verilmesi bence biraz hakaret olmuş. Çünkü yani reklam olmasın, şey olmasın, bu ürüne 2300-2400 civarında bir para verdim. Ve adamların bana gönderdiği kılıfa baksanıza. Yani ben buna gözlüğümü dahi koymam. Ondan sonra bir diğer eksimiz arkadaşlar. Sen bu ürünü yapıyorsun. Pahalı bir ürün. Sürekli kullanılan bir ürün. Kardeşim, diğer modellerde sensörü koruyacak veya kamerayı koruyacak bir kapak, bir ekran varken bunda neden öyle bir şeye girişilmemiş? Şu anda tamamen sabit duruyor arkadaşlar. Gimbal'ımız şöyle şey yapıyor. Kullanımı kapatalım bir. Şöyle. Önce iki kere basıp arkadaşlar. Pardon, iki kere basıp düzlüyoruz arkadaşlar. Ondan sonra şu ön taraftan kilidini kapatmayı unutmayın arkadaşlar. Yoksa hasar görebilir. Şuradan 2 saniye basılıp arkadaşlar kapattıktan sonra şimdi bunu çantaya koyduğunuz zaman arkadaşlar, bunda tek bir kilit var. O da alttaki gövdeyle bağlı olan yerden kilitliyor. Burada herhangi bir kilit mekanizması falan yoktur. Bu eksi bir durum. Çünkü çantanın içerisinde arkadaşlar sürekli böyle hareket ediyor. Bu gelip gidiyor, şey yapıyor. Eğer dikkat etmezseniz bu sizin başınızı sıkıntıya sokabilir. İşte bu durumda arkadaşlar sağa sola dönerken bunun önüne keşke bir kapak yapabilseydiniz. Bir kapak koysaydınız. Yani bu firmanıza fazla bir şey kaybettirmezdi, kazandırırdı. Bu sıkıntı ettiğim ikinci bir durum. Çünkü bu tür ürünler çabuk zarar görebiliyor arkadaşlar. Sıkıntılı olarak diyebileceğim durumda bunlar arkadaşlar. Onun dışında o iki özellik dışında sorun görmüyorum ben üründe. Çünkü yani çekimlerini falan yaptım. Kalite hoşuma gitti arkadaşlar. Şeydir. Onun dışında illa telefonla bağlantı kurmak isterseniz o özelliği de var. Yani direkt telefona bağımsız değilsiniz. İsterseniz uzağa koyup uzaktan telefonla da kontrol edebilirsiniz. Onu da ben size göstereyim arkadaşlar. Öncelikle şöyle tripodumuza bağlayıp şöyle bağladıktan sonra arkadaşlar kilidimizi açıyoruz. Tekrar çalıştırıyoruz. Şöyle. Şurada duruyor. Zaten ürünümüzü açtığınız zaman Wi-Fi otomatik olarak devrede oluyor arkadaşlar. Telefonumuza ne yapıyoruz arkadaşlar? Telefonumuzu açtığımız zaman telefonumuza şuradan uygulamalar kısmından K1 yazıyorsunuz. Bir K1 diye uygulama geliyor arkadaşlar. Onu da ben size göstereyim. Play Store'a giriyoruz arkadaşlar. Şuradan K1 Remove
K1. Evet arkadaşlar, Remove K1 yazdığımız zaman en üste çıkan bir siyah kare, eşeğ kare içerisinde, daire içerisinde K1 yazıyor arkadaşlar. Onu seçiyoruz arkadaşlar. Seçtikten sonra işte indir, yükle diyoruz. Yükledikten sonra arkadaşlar telefonumuzdan gelip K1'imizi açıyoruz arkadaşlar. Açınca şöyle bir ekran geliyor. Burada telefonumuzdan Wi-Fi kısmına girip arkadaşlar buradan K1 şeyini seçiyorsunuz. Bağlan diyorsunuz arkadaşlar. Evet, şu anda bağlandı. Tekrar geldiğiniz zaman connection diye mavi bir yazı geliyor. Arkadaşlar ona tuşladığınız zaman, tıkladığınız zaman uygulama içerisine girmiş oluyorsunuz. Burada oradaki işte menü ayarlarının, kamera çekiminin, fotoğraf çekme tuşlarının hepsi burada çıkıyor. Motion ayarları, işte galeri vesaire falan, her şeye buradan da hükmedebiliyorsunuz. Bir güzelliği de arkadaşlar, çektiğiniz görüntüyü direkt Wi-Fi üzerinden bilgisayarınıza, yani telefonunuza indirip şey yapabilirsiniz. Paylaşabilirsiniz veya düzeltebilirsiniz. Uygulamasını yapabilirsiniz. Burada işte yine dediğim gibi bütün çekim ayarlarını ekran üzerinden rahatlıkla yapabilirsiniz. Bunu da ben videoda ekler gösteririm arkadaşlar. Bunun dışında başka diyecek bir şeyim yoktur arkadaşlar. Ürün bu şekilde rahat kullanılabiliyor. Şunu göstereyim sadece. Uygulamaya girdiğiniz zaman arkadaşlar burada ekranda parmağınızı dokundurup şöyle aşağı yukarı şöyle şey yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Kameranın yönünü değiştirebiliyorsunuz. Şöyle ayarlayabiliyorsunuz. Sıkıntı olmuyor arkadaşlar. Aynen orada joystickle yapacağınızı burada elle yapıyorsunuz. Bu da size böyle güzel bir imkan veriyor. Tabii bu da diğer modellerdeki gibi arkadaşlar aşağı yukarı sağa sola gidiyor. Oval hareket edemiyor. Evet arkadaşlar, ürün hakkındaki söyleyeceklerim bunlar. Çekimlerde de gördüğünüz gibi işte kalitesinde, çekim kalitesinde herhangi bir sorun yoktur. Umarım düşünen veya araştıran veya inceleyen arkadaşlara yardımcı olabilmişimdir. Eğer soru ve önerileriniz varsa yorumlar kısmından söyleyebilirsiniz. İncelemesini istediğim veya bakılmasını istediğiniz bir durum varsa onları da inceleyebilirim. Gözden kaçan konular falan varsa. Bu şekilde yorumlar kısmında belirtirseniz elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bir sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.